Evet sevgili koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Mayıs arasında sevgili koçları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar dün yükleyecektim fakat bir küçük veteriner kazası geçirdik diyelim. O yüzden de geciktim, özür diliyorum şimdiden. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Kupaların dokuzusu. Kupaların dokuzusu da der ki duygusal olarak mutluluğu dolu dolu yaşayacağınız bir dönemi sembolize eder. Bir takım şeylerin planladığınızdan çok daha iyi olacağını sembolize eder. Ve bu kart der ki dileğin kabul oldu. Fakat bir konuda da bizi uyarır. Der ki bu dönem birazcık harcamalarına dikkat et. Birazcık lükse fazla bir düşkünlüğün olabilir. Paran yetmeyebilir. Ay sonunu getiremeyebilirsin der bu kart. Hadi bakalım. İkinci kartımıza geçelim. Vay, yavaş karttır. Asılan adam. Asılan adam da eğer light bir takım sporlarla uğraşmak istiyorsanız bu dönem tam zamanı olduğu. Yani işte pilates olur, yoga olur veyahut meditasyon gibi. Tam zamanı olduğunu söyler. Olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlayacağınızı sembolize eder aynı zamanda. Ve der ki bu dönem ilişki konusunda birazcık kör olabilirsiniz. Yani pembe gözlük takmış olabilirsiniz bu dönemde der. Gerçekleri göremeyebilirsiniz der. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Özellikle de sanat ve müzikle uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır. Çünkü yaratıcılığınızın had safhada olacağı ve bu dönem çok iyi şeyler hayata geçirebileceğinizi sembolize eder aynı zamanda. Hadi bakalım son kartımız sevgili koçlar için. Tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü der ki bu dönem üretim. Üretimi sembolize eder. Yani bir şeyleri hayata geçireceğinizi veyahut şanslı ortaklığı, ortaklıkla alakalı bir takım görüşmeler veyahut işle alakalı bir takım ekip çalışmasını sembolize eder. Aynı zamanda inşaatı sembolize eder. Yani şöyle inşaatı, ne bileyim, evinizde tadilat olur, iş yerinizde tadilat veyahut işte apartman yönetimince toplanıp bir araya apartmanda yapılacak bir şey vardır ve bununla alakalı bir karara varacağınız dönemi sembolize eder. Eğitimde yükselmeyi sembolize eder. Yani bu, atıyorum işte üniversiteyi bitirmişsinizdir ve master yapmak istiyorsunuzdur ve bunun için bir takım girişimleriniz olacaktır. Veyahut da şunu da sembolize eder aynı zamanda, der ki atıyorum işte siz dil öğreniyorsunuz. İşte A1 seviyesindesiniz, B1'e geçmek istiyorsunuz veya B1'desiniz, C2'ye geçmek istiyorsunuz gibi diyebiliriz. Negatifinde de grup çatışması der. Yani iş yerinizde ekip olarak çalışan bir iş yerisinizdir ve ekipler arasında çatışmayı da sembolize eder aynı zamanda bu kart. Evet sevgili koçlar, sizler için 19-25 Mayıs arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mayıs ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.